Yeniden merhaba, ben Bay Redif. 3 yılda 21 Game Jam için tam tamına 21 oyun yaptım. Bu video serisini çekmemin amacı oyun geliştirme serüvenimi belgelemek ve oyun yapmak isteyenlere bir kaynak sunmak. Mağara Jam ve Boğaziçi Game Jam için yaptığım oyunları merak ediyorsanız bir önceki bölümü izlemenizi tavsiye ederim. En son yeni şeyleri denemeye meraklı ve farklı oyunlar yapmaya çalışan bir Bay Redif görmüştük. Gelecek Redif için parlak gözüküyordu. Oyun yapmak için önünde hiçbir engel yoktu. Hiçbir engel yoktu. Tarih 12 Eylül 2023. Unity yeni ücretlendirme planını yayınlar. Namı değer Unity çalışma zamanı ücreti. O zamana kadar Unity'nin ücretlendirme planı çok basitti. Yaptığınız oyun 100 bin dolar kazanırsa Unity aboneliğinizi Plus ya da Pro'ya yükseltmeniz gerekiyordu. Bu abonelikler için de aylık ücret ödüyordunuz. Bu ücretlendirme yöntemini diğer oyun motorlarında da görebilirsiniz. Unity'nin yeni planında ise oyununuz eğer 200 bin dolar kazanır ve 200 bin defa indirilirse her indirme başına Unity'ye 20 cent ödemeniz gerekiyordu. Bakın, her satın alma değil, indirme. Düşünün, oyununuzu Steam'den alan bir kişi oyunu 10 defa indirip sildi. Eksi 2 dolar. Diyelim ki oyununuz korsan sitesine düştü. Oyununuzu satın almadan kuran kişiler için bile Unity'ye para ödemeniz gerekecekti. İşin en iyi kısmı ise Unity bu planı eskiden yapılmış oyunlar için de uygulayacağını söylemesi. Tahmin edebileceğiniz gibi herkes bu yeni ücretlendirme politikasını protesto etti. Bir yıl sonra Unity bu plandan tamamen vazgeçti ama iş işten geçmişti. Geliştiricilerin Unity'ye olan güveni yerlerdeydi. Benim de güvenim sarsılmıştı. Bu olaylar sonucunda aklıma bir şey takıldı. Unity olmadan oyun yapabilir miydim? Oyun yapma araçlarımın milyon dolarlık şirketlerin kontrolünde olması ve bana açgözlü isteklerini dayatmaları çok sinir bozucuydu. Alternatif bir oyun motoru arama vakti gelmişti. Unity'den ayrılma nedenim sadece ücretlendirme planı değildi. Editörün yavaşlığı ve bazı basit şeyleri yapmak için takla atmam gerekmesi en önemli nedenler arasında. Unity son zamanlarda oyun motoru değil de genel bir programlama aracı gibi hissettiriyordu. Bana basit ve hızlı bir oyun motoru lazım. Godot'la tanışın. Bedava, açık kaynak, hızlı. Ve küçük bir oyun motoru. Uzun lafın kısası, Godot'ta aradığım özellikler mevcut. Tabii Unity'ye kıyasla Godot'un daha çok geliştirilmeye ihtiyacı var. Aynı zamanda internette öğretici kaynak bulmak Unity'ye kıyasla biraz daha zor. Ama harika dokümantasyonu çoğu ihtiyacınızı karşılıyor. Sana bakıyorum Unity. Godot'u sevip sevmeyeceğimi öğrenmek için onunla bir oyun yapmam lazımdı. Tabii ki bu işi en iyi bildiğim yöntemle yapacaktım. Game Jam'e katılma vakti. Yeni dostum Godot'u tanımanın en iyi yolu onu bir jam'le sınamaktı. Amacım motoru öğrenmek olduğunda bu sefer oyunun görselleri ve müzikleriyle vakit kaybetmek istemiyordum. Dead to the Living Dead oyununu beraber yaptığım grup ile çok iyi vakit geçirmiştim. Durumumu anlattım ve yeniden beraber oyun yapmak ister misiniz diye sordum. Talif ve Soul Selector davetimi kabul etti. Şimdi geriye Game Jam'i seçmek kalmıştı. Godot'u baştan aşağı test edeceksem bana uzun süren bir jam gerekiyordu. İtch.io'da jamleri gezerken gözüme bir şey takıldı. 10 gün süren Godware Game Jam. Aradığım jam'i bulmuştum. Jam'imizin teması bozuk fizik. Uzun süren takım arası fikir alışverişinden sonra nasıl bir oyun yapacağımıza karar verdik. Amacım Godot'u öğrenmek olduğundan önceden aşina olduğum şeylerle başlamak istiyordum. Bu yüzden yapacağımız oyun 2 boyutlu bir platformer. Oyundaki karakterimiz haritada dolaşıp fizik kurallarını bozmasını sağlayacak geliştirmeler alacak ve bu geliştirmeler sayesinde önceden ulaşamadığı alanlara girebilecekti. Buna benzer geliştirme alıp yeni alanlar açtığımız oyunlar Metroidvania türüne girer. Metroidvania kelimesi Metroid ve Castlevania oyunlarının isminin birleşmesinden çıkmış. Bu oyunlar az önce bahsettiğim mekanikleri popülerleştirmiş olduklarından oyun türüne isimlerini vermiş. Planımız da hazır olduğuna göre artık Godot'la oyun yapmak için tam 10 günümüz vardı.
Podot'un bir ilginç özelliği, kendi kodlama dili olan Python'a benzer GDScript'i kullanması. GDScript kodlamaya yeni başlayanlar için güzel bir dil olmasına rağmen sintaksi nedeniyle pek kullanmak istemiyordum. Neyse ki Godot resmi olarak C# da destekliyordu. Godot ile Unity arasındaki kodlama prensipleri çok benzer olduğundan hızlıca ilerliyordum. Start ready'ye, update process'e, mono behavior'da nodlara dönüşmüştü. Anlayacağınız, Godot ile yabancılık çekmemiştim. Sıra karakterimizin fizik kanunlarını kıran yeteneklerini yapmaya gelmişti. Uzay boşluğunu büken atılma, yer çekimini azaltma ve zamanı yavaşlatma yeteneklerini ekledik. Ben kodlama ile uğraşırken Talof karakter animasyonları ve harita üzerinde çalışıyordu. The Soul Selector haritanın her bölgesi için ayrı müzikler besteliyor ve bize ses efektleri buluyordu. Oyunda 6 bölgemiz olacaktı. Köy, mantar ormanlar, maden, şelale mağaraları, uçan buz adaları ve kale. Oyunda karşılaşabileceğimiz 4 düşman türü var. Takipçi yarasa, zombi, patlayan bomba bey, bunu çok seviyorum, ve dikenli platform. Jam 10 gün olmasına rağmen jamın bitimine bir gün kala oyunun sadece yarısı bitmişti. Godot'u keşfedeceğiz diye planımızdan iyice sapmıştık. Son günün verdiği panikle tam gaz ilerlemeye başladık. Saate baktığımda daha 1 saat sürem olduğunu gördüm. Bunu yapabilirim, yetiştirebilirim diyordum ki elektrikler gitti. O anki hissettiğim duyguları kelimelerle tarif edemem. Ben bunu hak edecek ne yapmıştım? Yoksa bu Unity'nin laneti miydi? Unity'ye çok mu ağır davranmıştım? Derken elektrikler hemen geldi. Ucuz atlattık. Son bir gayretle oyunu gönderdik. Ne yazık ki kale bölgesini bitirecek zamanımız kalmamıştı ve genel olarak bir sürü şey eksik kaldı. Kale oyunun son bölgesi olması gerektiğinden oyunumuzun da maalesef düzgün bir sonu yok. Yine de eksikliklerine rağmen Null & Void Jam'de 29 oyun arasından 7. oldu. Ben oyun yapmaktan çok keyif almıştım. İlk Unity oyunumu yaparken hissettiğim duyguları bu sefer de Godot'la yaşamıştım. Açıklamadaki linkten oyunu indirebilir, Jam'deki Godot deneyimimi ve Talof'un sanat tasarım sürecini anlatan Jam geliştirme günlüğümüzü okuyabilirsiniz. Artık Godot'u daha iyi tanıdığıma göre bir jam'e solo girmek istiyordum. Aynı zamanda önceki bölümde bahsettiğim yeni şeyler deneme politikasını sürdürmem lazımdı. Itch.io'da jam'leri dolaşırken Scream Jam'i gördüm. Scream Jam her yıl düzenlenen korku temalı bir etkinlik. Jam'in gizli bir teması yok. Sizden sadece korku oyun yapmanızı istiyorlar. Korku oyun yapmak eğlenceli olur diyerek jam'e katıldım. Korku oyunlarında görmeyi en çok sevdiğim şey, oyun ile gerçek dünyanın arasındaki ayrımın anlaşılmaz hale gelmesi. Inscription ve I'm Scared bu dediğimi yapan oyunlara örnek verilebilir. Bir diğer sevdiğim şey de oyunların dijital temalar işlemesi. Oyunumu maskot korku gibi çok bilindik bir türde yapmak istemiyordum. Hiç yapılmamış bir oyun yapacaktım. Bir bilgisayar sistemini incelediğimiz korku oyunu yapmaya karar verdim. Şimdi diyeceksiniz, bilgisayarda dolaştığımız bir sürü korku oyunu var. Bunun nesi yeni? Bu tarz bilgisayar simüle eden oyunlar işletim sistemlerini hep Windows 95 ya da XP'ye benzer tasarlıyor. Ben daha da eskiye gidecektim. 1981'e. MS-DOS'a. DOS sistemleri genelde terminal bazlı olduğundan gösterilen bilgi grafik arayüzlerine kıyasla daha sınırlı. Bu sınırlamadan faydalanarak herkese terminallerin ne kadar korkutucu olabileceğini göstermek istiyordum. In Silico bir terminal korku oyunu. Oyun MS-DOS işletim sisteminin içinde geçiyor. Oyundaki amacınız ve oyunun sonuna ulaşıyorsunuz. In Silico şimdiye kadar yaptığım en uzun oyun. Oyunu bitirme süresi 20 dakika ile 1 saat arasında değişiyor. Hikayeyi çözmek için oyunu iyice kurcalarsanız daha da uzun sürebilir. Oyun Jam'de 486 oyundan 27. oldu. Ama korku kategorisinde 93. sırada seçildi. Yine de ilk korku oyunum için iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. In Silico yaptığım favori oyunlarım arasında. Açıklamadaki linkten In Silico'yu indirip oynayabilirsiniz. Evet, Godot ile iki oyun yaptıktan sonra bu oyun motorunu kullanmak istediğime emin olmuştum. Unity'ye ilk başladığım zaman da aldığım zevki Godot bana yeniden vermişti. Tabii ki Godot mükemmel değil. Daha çok eksiği var.
ama topluluğu sayesinde yavaşça bu eksikleri kapatıyor. Unity'ye gelecek olursak, şu sırada daha iyi durumdalar. Gerektiği zaman da Unity'yi yine kullanıyorum. Tamamen ayrılmış değiliz. Bir sonraki bölümde 21. oyunumu, yani serinin son oyununu konuşacağız. Bana mağara cemi kazandıran o efsane oyun. Son bölümde görüşmek üzere. İyi gemler.